Selçuk Türk Yılmaz, Türkiye'nin Büyük Mücadelesi. Gezi Parkı kalkışması son yıllarda Türkiye'ye karşı yapılan en büyük emperyalist saldırıydı. Bu kalkışma 2013 öncesi ve sonrasındaki hadiselerin büyük bir bütünün parçaları olduğunu gösterir. Ne yazık ki Türkiye'deki farklı eden birçok kişi ve grup Gezi Parkı kalkışmasını zamanında ya anlamadı ya da bilerek içinde yer aldı. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza yaptırım uygulama kararından sonra Başkan Erdoğan'ın büyük projelerini üstlenen firmalara da yaptırım uygulayacağı yönündeki haberler Gezi Parkı kalkışmasında oluşturulan talep listesini hatırlatıyor. O zaman Türkiye'nin büyük projeleri durdurulmak istenmişti. Gezi Parkı kalkışmasında günlerce devam eden yıkım faaliyetleri bu istekleri hayata geçirmek için yapılmıştı. Gezi Parkı kalkışmasında FETÖ, Sol, Laik Sol, Radikal İslamcı, Milliyetçi, Burjuvazi, Etnik ve Dini Yapılar, Alman Vakıfları, İsrail, Amerikan, Alman, İngiliz, Fransız gizli servisleri ile bir araya gelmişti bu kirli birlikteliğin çok da bozulmadığını söyleyebiliriz. Bazen biri, bazen de diğeri öne çıkıyor. Fakat örtülü birliktelik devam ediyor. Özellikle 15 Temmuz sonrasında bu örtülü birlikteliğin kitlesel etkisi zayıfladı. Çünkü basit heyecanların yönlendirmesiyle hadiselere dahil olanlar geriye çekildi. Kitlesel destek zayıflamış olmasına rağmen örgütsel yapılar, kurumsal ağlar varlığını hala güçlü bir şekilde sürdürüyor. Bu yapıların, kurumsal ağların ve bireysel bağlılıkların varlığını sürdürüyor olmasını önemsemek gerekir. Zira Türkiye'ye yönelik emperyalist müdahalelerin bir müddet daha içerideki uzantılar üzerinden devam edeceği anlaşılıyor. Bu ülkede kendilerini sol siyasi hareket içinde görenlerin anlamakta zorlandığı ve dolayısıyla tarih dışında kaldıkları bir süreçten geçiyoruz. Bir zamanlar bu ülkede Amerika'ya ve emperyalizme karşı durmak adına insanlar öldürüldü, kitlesel gösteriler yapıldı. Kapitalizm karşıttığı siyasi düşüncelerin anlaşılmasını sağlayan sloganların çıkış yeriydi. Daha düne kadar 68 ruhuna övgüler düzülüyordu. O dönemlerin siyasi gerilimlerinde taraf olanların yaşamakta olduğumuz sürece sessiz kalması ve de Türkiye'yi Erdoğan'ı eleştirerek dolaylı ya da dolaysız olarak Amerika'yı desteklemeleri anlaşılacak bir durum değil. 1968 ruhunu ve sonrasında 70'lerin siyasi ideolojik çatışmalarını bugün ortaya çıkan tablonun ışığında yeniden ele almak gerekir. Çünkü Amerika'nın örtülü olmaktan çıkan müdahaleleri karşısında Türkiye'yi suçlu bulmak, iktisadi alandaki hataları öne çıkarıp, güya bilimsel yaklaşımlar sergilemek başka türlü izah edilemez. Aynı şekilde o dönemlerin siyasi çatışmalarına taraf olan başka kesimler de kendi pozisyonlarını yeniden ele almak zorundadır. Çünkü yaşamakta olduğumuz süreç, Türkiye'nin büyük bir mücadelenin tam ortasında olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin büyük mücadelenin tam ortasında olduğu temelsiz bir iddia değildir. Bu, doğuda ve batıda gelişmekte olan hadiseleri yorumlamaya çalışan birçok kimsenin üzerinde ittifak ettikleri bir durumdur. Türkiye emperyalizm karşısında ezilenlerin, sömürülenlerin, kaybedenlerin yanında saf tutmuştur. Bu mücadele emperyalistler açısından Türkiye'yi durdurulması gerekli bir düşman haline getirirken, yüzyıllardır kaybeden, yenilen, paramparça olan milletler için, ülkeler için, coğrafyalar için Türkiye'yi bir fikir, bir umut haline getiriyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürü düzenine karşı ilk defa bu kadar açık bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı sömürgeciler arasında bir savaştı. Bu yüzden Birinci Dünya Savaşı'nın bitmediğinden bahsediliyor. Türkiye kararlılıkla yoluna devam edecek buna inanıyoruz. Bu elbette sıkıntılarla dolu bir süreçtir. Anti-emperyalist bir mücadele içinde olduğumuz açıktır. Türkiye kararlı tutumunu sürdürdükçe emperyalizmin içerideki uzantıları birer birer ortaya çıkmak zorunda kalıyor. Zaman emperyalistler ve onların içerideki uzantılarında yana değil. Yüzyıl önce bu böyle değildi. Zaman onlardan yanaydı. İçerideki uzantıların çokluğu da hayal kırıklığına sebep olmamalı. Çünkü yüzyıllara varan bir geriye çekilme dönemi yaşadık. Bu kadar uzun bir zamanda bu kadar çok yabancılaşmanın yaşanması doğaldır. Yabancılaşanların bu topraklarda derinliğe sahip olmadıklarını biliyoruz.